Efendim şöyle, glutensiz bir ekmek için ne gerekiyorsa şu an ben malzeme listesini vereceğim. Hamurumuzu da zaten önden yoğurduk malum. Hazırlamak için mayalanması adına. Özellikle çok istek geliyordu bu tarif hakkında bana. Bir adet yumurta, yarım su bardağı laktozsuz süt efendim. Burada da yarım su bardağı sütümüz olacak. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 litre su bardağı su, 1 paket kuru maya, 4 su bardağı glutensiz un, 1 yemek kaşığı toz şeker ve tuz. Buradaki en büyük özellik efendim şöyle göstereyim. Ununun glutensiz oluyor olması. Bu özellikle büyük marketlerde bulabileceğiniz bir un. Her yerde bulamazsınız malum ama 5 yıldızlı büyük marketlerde bu undan var. Biz de oradan aldık zaten. Şöyle gösterdik. Sadece unu farklı. Evet. Dokunmuyor. Gluten içermiyor. Şimdi ekmeğimizi baton ekmek tarzında hazırlayacağız. Şöyle. İster misin üzerine şey yapalım mı? Birazcık şey yağlı çekirdek, tohum. Mekirdek bir şey varsa atabiliriz. Güzel olur. Ben bir ellerimi sabunluyorum. Tamam. Hemen malum hamura değeceğiz. Aslında şimdi dokusu çok güzel bir hamur. Glutensiz unu da gerçekten lezzetli olur aslında. Tam kıvamında ayarlayabilirseniz. Şöyle bakın. Değişik bir un. Parçalanıyor hemen. Çünkü şey yok. Hı hı. İçinde gluten olmadığı için. Hı hı. Şöyle birazcık. Nişastaya benziyor. Çok. Yapısı. Aynı şeyi söyledim biliyor musunuz? Hı hı. Nişastaya benziyor. Çok fazla dağıtmadan. Şöyle. Baton bir ekmek yapacağız. Alayım hemen onu. Gerçi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dağıtmadan. Zaten pişerken de göreceksiniz. Çok lezzetli ve güzel bir şekilde pişiyor. Bir de kabaracak bir tık daha. Şöyle hemen elimdeki fazlalıkları da koydum. Elimi bir kere daha yıkayıp geliyorum. Bütün malzemeleri güzelce yoğuruyorsunuz. 40-45 dakika kadar bir mayalanması var ekmeğimin. Mayalandıktan sonra sadece uzun ince bir kalıbın içerisine veya yuvarlak da yapabilirsiniz. Yuvarlak bir ekmek de olabilir. Onun içine de koyabilirsiniz yuvarlak bir fırın kabının içerisine. Üzerine ben birazcık fırçayla yağ süreceğim. Serpil'cim bir fırça alayım. Şöyle numaraya bas gel. Estağfurullah. Şöyle içerisinde çok hafif şeker, tuz, mayanın olmuş olduğu harika bir ekmek tarifi yapıyoruz. Ha, bu var. Bunu vereyim ben Nermin. O şimdi kızarıyorken şey olmasın. Şöyle. İçinde ondan var. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece üzerinin şeylere yapışsın, çekirdeği yapışsın diye şöyle birazcık yağlıyorum. Hem de parlak olsun pişerken. Şöyle iyice. Evet. Bugün şöyle farklı bir ekmek yapalım istedik. Çünkü bizden gerçekten çok fazla istek geliyordu bu yönde. Haklı olarak tabii ki gluten tüketemeyen kıymetli izleyicilerimiz için de ayrıcalıklı bir tarif olsun istedik açıkçası. Şöyle üzerinde güzelce süsleyelim. Ben çok seviyorum böyle üzeri tahıllarla böyle farklı çekirdekli süslenmiş ekmekleri. Özellikle dikkatimi çekiyor. Bu da şeydi neydi susamın... Yok, çörek otu, keten tohumu. Keten tohumu. Yağlı tohumları verdik oraya. Çok güzel oldu, tamam. Evet, şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişiyor ama kontrol edin yine. Fırın ayarına ve ısısına göre değişiklik gösterebilir. 30 dakika içinde de pişebilir. O yüzden siz kontrol ederseniz daha iyi olacak. Şimdi fırın yolculuğuna gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Şöyle. Alt üst bir ayarda 180 derecelik fırında bismillahirrahmanirrahim orta kısma tam zemin tam ortada değil ortanın bir altında gönderdik. Gönderdik.
Hadi ellerine bakalım. Sağlık. Sizin de elinize sağlık. Şimdi neyle devam edeceğiz? Özbek mantısını yapalım. Özbek mantısı. Aha, efendim. Fırınlarımız hazırlayalım. Buradan Özbeklilere selam olsun. Gerçekten çok lezzetlidir. Bu arada şifreler geldi mi? Yaptık mı şifreleri? Reklama gitmeden önce ilk şifre gelecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Sonra reklamın akabinde bir şifre gelecek. 3 kişiye efendim. Pazartesiye yakışır bir hediye. İnanın şu ananaslı tabaklar var ya, bayılıyorum onlara. O kadar güzel ki, bir salata kasesi gibi düşünün. Evet, İçinde her türlü sunumu kullanabilirsiniz. Hatta salona bile koyabilirsiniz. Sarı varaklı, biliyorsunuz özellikle sarı olsun. Ne derler? Bizim göçmenlerde 3 kuruş fazla olsun. Yani sarıyı seviyoruz. Yükseldi de bizde de kırmızı. Yani... Evet, bir de 6 tane çok ince, çok zarif su bardağımız var. O da Serpil'in gönlünden koptu bak. İlk başta hep mırın kırın etti ama arkaya gidince buldu bir şeyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.